Yeni bir videoma hoş geldiniz. Sabah saat 8'e çeyrek var. İkinci bardak kahvemi içiyorum ve yola çıkacağız. Mine'yi bekliyorum bir 10 dakika kadar. Kızımla bugün bir şöyle gezelim baş başa anne kız. Stuttgart tarafına gidiyoruz. Bugün günümüzü orada geçireceğiz inşallah. Hep beraber tabii ki siz de benimle böyle videoya geliyorsunuz. 190 kilometre sonra Pforzheim'a geldik. 1,5 saatte geldim. Ve önce ne yaptık bile. Burada tankşireye girdik. Hemen bir lavaboya. Şimdi arabayı park edeceğim. Burada hemen bir park havuzu var. Buranın üzerinde hemen oraya arabamı bırakacağım. Ve devam. Burada uzun kafe varmış. Ne oraya... tarafta yazsaydınız? Bile orada yok ki. Biz önünden geçtik. He? Kaybolduk. Pforzheim'da kaybolduk. Kafe şurada. Küçücük mavi yazıyor. Biz fark edemedik. Burası. Evet. Burada. Ben bugün ilk defa bu bratayı deneyeceğim. Böyle bratalı ekmek. Ay içinde bakın şey var. Neydi bunun adı? Erik merik böyle. Ama bir denemiş olacağım. Miley de tipik Türk kahvaltısı benim kızım. Sucuklu, mucuklu değil mi? Kızın mekanı Talia. Hay. Burada Fußgängerzone, alışveriş merkezleri olan yerde geziyoruz. Miley tabi kitapçıda buldu kendini yine burada. Sadece bakacağım dedi. Ben de dedim bak. Yeni kitaplar mı çıkmış? Onun fiyatı düşmez bence Miley. TikTok'ta şey hype olan kitap bunlar bence. Ist so. Too late. Wenn Nein sagen zur tödlichen Gefahr wird. Çok geç. Evet. Geç. Geç. Physikalische der Liebe. Bu ne lan? Sag nochmal, ich liebe dich. Bir kere daha seni seviyorum de. Bakışa bak. Ya ben de coverlarını çok seviyorum bu kitapların böyle. Unfall mı? Ne unfalli? Ya bayağı kitap var. Okumak isteyene çok. Orhan Pamuk takıldı gözüme burada. Miley dur. Die Nächte der Pest. Türkçesi ne acaba bunun? Kadın Menschen'in pest üzerine. O hastalık var ya pest. Hani neydi onun Türkçesi? Türkçesini bilmiyorum. Yok. Bana sakın kitap oku deme Miley. Senin kitaplarını okuyacağım ben sözde daha. Ne ya? Birthday girl. Doğum günü kızı. Miley ile ikimize böyle anahtarlık aldık. Doğum gün tarihlerimiz yazıyor. Miley tabii kitapsız çıkamadı. Kızım, scan'in yapsana. Abi şu anda bir şey gelmiyor. Aha, bas ondan sonra scan'in yap. He? Pforzheim'ın alışveriş mahallesi. Yol böyle Fußgängerzone diyoruz biz bizim orada. Böyle bakın buradan biz alışveriş merkezine de bir gidelim diyoruz ama daha nerede olduğunu çıkartamadık, çözemedik. Böyle baka baka yavaş yavaş neler var, neler yok. Leyla Gold bak bak bak. Waffle mi istiyorsun? Yeni yedik daha. Ay yıldız. Miley burada Pandora olsa bile yarı fiyatına olmaz. Gel. Bunlar, onlar şey, Angebot'ta olan şeyler değil. Döner var, bakın döner. Macht schöne, Galeria Kaufhof. Miley, bu Einkaufsmeile'yi bulalım biz ya. Nereye gidiyoruz? Allah'ım kitaba dağıldı. Burası Schlössle Galeria. Burayı arıyorduk, hemen bulduk. Google sağ olsun artık her şey bulunuyor. TK Maxx da var şurada. Miley, Woolworth. Miley piti Woolworth'a girmemiz lazım. Woolworth. Miley planlos. Miley gel. Planlos kızım gel. Dekorasyonların yanındadır o siyahlar. Ama vallahi yok. Aa, şunlar şeyde Nanu Nana'da baktım 5 euroydu. Burada ne kadar acaba? Çok merak ettim şimdi. Ana burada 7, 6 euro. Orada 5 euroydu. Ay senin hageyini. Geç. Geçsene kızım. Bak dört köşe yok görüyor musun? Böyle siyah yuvarlak var. Bana kare, dört köşe değil, kare lazım. Kitap kokusu değil mi? Çok seviyor. Allah'ım ya Rabbim. He? Demin üşüyorum diyordun. Çık gitsen şuradan.
Ben bir arayayım şunu. Kafamı karıştırdın sen benim şu an. Red Bull'lar neymiş? Çikolata. Waffle yiyeceğim diyorsun. İnşallah waffle'laden vardır burada. 1.50 olmuş. Uf. Nescafe'nin 1.50'ye bakayım. Evet, çok pahalı burada. Bilmem. Ne kadar güzel bardak. 3.50. Benim kaplara benziyor. 3.50. Hep yuvarlak var ya. Dört köşe. Kare yok. Yok. Burada da yok. Yok. Benim eski evimde vardı. Ben onu ne yaptım? Attım mı? Getirdim mi? Hiç bilmiyorum. Bakın böyleleri var. Bir de şunlar var. Ama bunlar da şey, gümüş rengi. Hı. Yok. Şans. Demek ki olmayacak. Olmasın hani o zaman. Einfach an dieser Haarstelle erkannt. Saçımdan mı tanıdın? Aa. İyi, boyun uzun demek ki ta yerlerden kafamı görüyorsun Miley. Aşağıda kahveler var. New York'a. Benim kızım New York'a girmeden duramaz. Müller'in büyük versiyonu burada. Ben sipariş verdim ondan. Fordham'de bubble tea laden arıyoruz. Bubble tea. Burası annemiz burası, güzel görünüyor. Tea Boy House. Olur mu? Güzel görünüyor. Burası özel. Baksana. İçeride oturmayacaksın. Bubble tea. Nim anun git. Bak. Oha anne şu benim sana. Ne yapayım Miley? Nereden bileyim? Aha. Wenn der besser schmeckt als der vom abgebrühten natürlich. Ich habe so viel Bubble Tea probiert, dass keins besser als abgebrüht. Ne dann probier mal. Kannst du gerne markieren. Scheiße. Ah. Okay, das ist ready. Also. Okay, hast du schon mal Tapioca probiert? Ah, schau. Dieses Kind ist nicht neu. Und schmeckt's wenigstens. Miley bubble tea'sini denerken o videoyu göstereceğim size, tamam mı? Çekim yapacağım handimden buraya. Var et çay üzerine döktü. Gül gül. Mahvolduk. Evet, bubble tea'mizi aldık. Güzel diyor Miley. Kafe katmış burası Fordham'da. Böyle muzlu, çikolatalı pasta. Miley pizza margarita, bubble tea'si ve ben cappuccino'mu. Şimdi burada biraz keyif yapacağız. Afiyet olsun. Ağzım mı yanıyor? Yavaş ye, yavaş. Üstüne döktüm, bir de ağzını yaktı, tam olsun. Pizzasını sevmedi. Pek güzel değil dedi. Fazla yemedi. Ben de al yanına dedim. Ben yerim icabında. Miley şuradan çıkalım hemen. Evet. Fordham'da. Fordham bittik. P2. Yeşildi Miley. Bir de buralarda kaybetme beni ha. Yeşildi. Afiyet olsun. Gel bakayım. Avuç. Şimdi Allah'ım hiçbir şey yapmadım. Avuç diyor. İstikamet. Evimiz yedik, içtik, gezdik, işimizi hallettik. Buradaydık, ikideydik bence. Evet, bir bakalım doğru mu? Gel. Yukarıya mı? Bizim araba sanki şöyle hemen buradaydı. Ha, 400 kusurdaydı, evet. Ha, arabamız burada. Burada. Evet, yollanalım. Miley. Bitte nehmen Sie her. Kamera gitti. Dinlenemedi. Sana ait sözler. Şey, tavanı görüyorlar. Biz şarkı söylüyoruz burada. Biz buradayız. Biz buradayız. Ama maalesef kamera düştü. Tahmin yaşımı bir buradayızdın. Ya. Alter, hinten ist so genervt von dir, ne? Miley saçlarını açıyor. Sleek frisurunu. Şeymiş, yatamıyormuş, acıtıyormuş. Oh olsun. Bak şimdi kaza basacağım. Şimdi aniden kamera gidecek gene. Gitmedi. Ay. Ne profesyonel YouTuber'ız biz ya. Vah. Bizim üzerimize yok profesyonellikte. Sen de arkadan biraz yavaş gelsen çok iyi olacak. Çünkü burada 50 yazıyor. Ben de 52 gidiyorum. Lütfen arkadan gelme o kadar yakın. Değil mi Miley? Ne diyorsun bu işe Miley? Ya. Aynen. Bir de yağmur yağıyor. Hiç sevmiyorum zaten yağmurlu havada hız yapmasını. Ya period. Bak. Arası da gut. Ya? Acıyor değil mi? Ya. Ya, es tut ganz schön weh. Yapma o zaman kızım. Hadi yazın neyse ne. Ay. Düşünebiliyorum şimdi, o kafa nasıl kaşınıyordur, nasıl iyi geliyordur, böyle. Ah var. Böyle. Das hört sich voll ekelhaft an. Değil mi?
İyi, gel doldurmuş içine. Şam festika doldurmuş. Leş kamerayı kapatır mısın? Şimdi güm yapacak. Kamera gidecek gene. Çünkü böyle yokuş aşağı gidiyor. Oh my god, my face is on. Ya. Bye. Yol boyunca uyudu benim kızım. Değil mi? 30 kilometre mi 40 kilometre sonra uyudu kaldı. Garaja girdik, park ettik, uyandı. Neyse, hayırlısıyla geldik. Yağmur, karanlık arkadaşlar. Sevmiyorum böyle yolculuğu. Çok yoruyor beni. Hatta bir ara şöyle 100 kilometre sonra bir uyku bastı. Böyle dursam mı dedim, ne yapsam. Bir de durarsam dedim, daha çok karanlığa kalacağım. Belki daha çok yağmur yağacak. En iyisi ilerle. Hadi kızım, inelim, geldik. Ben buraya hemen kendime yemek, bir kahve. Ah güzel, Miley'im de şey yapacaktı. Cake steak. Ne hamuru? Bisküvi hamuru yapıyor ya bu çiğ yemek için. Ama bu da kalmamış evde, tereyağı. Ah güzel kızım, bu kadar şanssızlık olur mu? Hiç bakmıyor bile. Bakmıyor bile. Kız! Alo. Bak. Fortnite'a bakıyorsun değil mi? Bak şuna bak. Miley ne oluyor? Evet. Şey, Miley kaç sene önce Fortnite oynuyordu. Account'unu böyle açmıyordu. Ne olmuş Miley? Eski şeyler mi geri gelmemiş? Evet, oraya tekrar girdi. Şimdi hazır bir cake steak vardı, ben onu almıştım. Çok iyiydi onun. Onu şey yapıyor, yiyor. Ben de burada birkaç Mary Kay ürünlerini sipariş aldım Instagram'dan. Onları sipariş vermeye çalışıyorum. Onları ayarlamaya çalışıyorum. Bu pizzayı Miley pek beğenmedi. Güzel değil dedi. Cidden de ben getirdim eve ama ben de sevmedim arkadaşlar. Yani bir böyle bir kokusunu beğenmedim. Burada da şey var. Choco croissant şey için yol için almıştım giderken. Annem! Ne oldu? Account. Senin kaç tane account'un var? Allah Allah. Bu kızın kaç tane account'u var acaba? Neyse. Evet, aynen böyle durumlar. Gittik geldik. Şimdi ne yapsam diyorum. Şu ağzımı yüzümü bir temizleyeyim. Pijamalarımı giyeyim şöyle. Uzanayım yatağıma. Koltuğa değil, yatağıma uzanayım. Trouble baby. Evet. Fortnite'a gittiğimin sebebini şimdi sizlere anlat. Miley! Tamam, anladık. Niye gittiğimi anlatayım. Görüntüleri de koyacağım size şimdik. Çoktandır hani hep diyordum ki şu bu sarkık şurası var ya, en çok istediğim yüzümde şu sarkıklar. Bunlar beni çok rahatsız ediyor. Burada düşükler. Yaptırırsam ben bunu yaptırırım diyordum. Ben bu randevuyu bir kere aldım, iptal ettim. İki kere aldım, iptal ettim. Bu üçüncü de artık dedim ki gideceğim. Neyse. O bayan da dedi ki, kadın gel dedi. Önce bir bakalım hani. Ama 200 kilometre. Burada ne bileyim, onu da çoktandır takip ediyordum Instagram'da. Hem bir arkadaş da yaptırmıştı ona. Burada cesaret edemedim. Türkiye'de cesaret edemedim. Dedi ki Aynur, burana ben senin hülarun yapmana hani karşıyım. Ben sana açık açık söyleyeyim. Ben yaparım ama iki gün sonra gelirsin, güzel olmamış dersin. Sebep? Şimdi bu sarkmalar, bu yağlar eridiği için, şuradaki yağlarımız eridiği için buraya iniyormuş böyle arkadaşlar. Onun için burası böyle oluyormuş. Benim de bu yağlar böyle tabii ki buraya sarkma yapmış. Burası boşalmış yani, sizin anlayacağınız. Burası boşalmış. Kendisi gösterdi. Bura boşalmış dedi. Keşke dedi bir 4-5 sene önce gelseydin, daha kolay olurdu dedi. Şimdi buraya dedi ben sıkarsam hlorunu, burası böyle balon gibi şişer. Buran zaten senin kemiklerin, bura belirgin böyle. Burası çukur kalır. O zaman çok güzel olmaz dedi. Ben bunu baştan söyleyeyim dedi. Sen ister yaptır bana, ister git başkasına yaptır. Ama benim fikrim bu dedi. Başkası başka türlü yapabiliyorsa yaptırabilirsin. Yani çok açık sözlüydü. Neyse, düşündük ettik, dedim çok az bir şey mi yaptırsam acaba falan derken dedi ki bir de bir yöntem daha var, bu vitamin aşısı. Hani Türkiye'de buna gençlik aşısı diyorlarmış ama Türkiye'deki gibi etkili değil yani, oran buran şişen bir şeyden değil. Yani vitamin, önce bir şu yüzünün içini vitaminlerle toparlayalım, ondan sonra bir bakalım nasıl olacak, ondan sonra devam ederiz dedi. Calupro yaptığı şey, Calupro yazıyor. Ya. Ondan kaç yerime yaptı değil mi? 7, 5 mi? 3, 5 bu tarafa, 5 bu tarafa. Ben görüntüyü evet, koyacağım. Miley orada hemen az çekim yaptı. 5 bu tarafıma şöyle yaptı. 5 de şurama yaptı. Ve sonra tabii ki benim en mühim, yani zaten seyircilerim de çok diyor şu Aynur Hanım şu bir botoks yaptır. Ona da dedi tam normal botoks yaparsak bu sefer
Bu çizgiler dedi. Yukarı toplanıp bu çizgiler daha çok belli olur dedi. Dedim hayda benim cildimde amma yüzümde nasıl bir yüzmüş böyle herkes yaptırıyor çıkıyor. Ama sen doğal istiyorsun. Hani öyle yapmacık görünmesin, yapılmış görünmesin istiyorsun. Onun için bunları sana anlatıyorum dedi. Dedim ne yapabiliriz? Mezo Botox varmış. Böyle baby Botox, baby Botox, baby Botox'muş herhalde. Ondan sıktı. Dedi onun etkisi olana kadar daha bir hafta sürer dedi. Ama hani kendisi de yapmış normal Botox. Mimiği yok arkadaşlar. Hiç mimik falan denen bir şey yok. Ben öyle istemiyorum o kadar mimiksiz. Dedi ki bunu yaparsan mimiklerin kalır. Az az yani. Gider burası ama çok gitmez. Azar azar buralarda mimikler kalır dedi. Bir hafta sürer dedi. Onu yaptırdım. Sonunda şimdilik deyin ki. Biliyorum yorumlar gelecek. Ayrıldı, botoks yaptırdı, işte şunu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. Ana buna ne oluyor falan. Hayır kesinlikle değil. Zaten hep diyordum ama cesaret edemiyordum. Ama işte hilorum falan yaptırmadım. Sadece bu vitamin şeyinden yaptırdım. Bir de buraya mini böyle bu mezo botoks mudur neydi onu yaptırdım. Bu kadar 6 hafta sonra tekrar bir gel dedi, bakalım dedi. Şimdi çıktım. Bakın arkadaşlar böyle bakıyorum. Hiçbir değişiklik yok. Yok bakın her şey aynı. Ben böyle çıkacağım zannediyordum. Öyle. Dedi ki o böyle olman için dedi Aynur buralarını falan böyle gerdirmen lazım. Öyle kolay bir şey değil. Oraya sıkmak buraya sıkmakla böyle olunmuyor dedi böyle. Neyse şaka ediyorum arkadaşlar. Ama bakalım şimdilik öyle yaptırdım. Fazla şeye gitmek istemedim. Aşırıya gitmek istemiyorum. Zaten yüzümün doğallığını da bozmak istemiyorum. Ben her zaman için yani yapılır bir şeyler ama normal doğal yöntemle öyle iyice gerilmiş şuram buram şiş dudaklarım öyle istemiyorum. Mi öldürüyor. Yani öyle bir şey yaptırdım. Bakalım bir hafta içinde bu alnımda bir değişiklik olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Böyle buralarımda biraz olsun. Birazcık olsun gidecek mi? Veya yüzümde biraz değişiklik olacak mı? Değil mi Mile? Mile dedi ki senin de dedi aynı annen gibi burada yağların annen gibi olacak ileride buram böyle. Belli yerleri böyle belli. Böyle diyor. Dedim ne var mı benim yüzümde? Sen benim yüzüm gibi olsa bu yaşta sen şükret. Neyse aynen böyle. Bırak beni. Niye bırakıyorum seni? Mine sen yoğurtla mı yiyorsun gene? Ya. Yoğurtla pilav yiyor. Üzerine de tavuk koymuş. Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar işte durumlar böyle. Onun için gittim. Yani cesaretimi topladım. Ama benim dediğim olmadı yine de. Daha değişik oldu. Olsun. Eğer nasıl doğalsa nasıl güzel olacaksa öyle olsun. Muss man halt an manchen Stellen sollte man auf jeden Fall aspirieren, dass wir nicht in irgendeinem Gefäß sind. Und locker bleiben. Kamera yine elde unuttu. Elde unuttu. Neyse bu videoyu bitireceğim zaten. Bu alışverişten sonra. Bu videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Yeni video başlayacağım bugün vlog. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu gezimiz biraz benim estetiğim hiçbir şey belli değil daha. Hiçbir şey belli olmuyor. Neyse hadi görüşelim bir dahaki videomda. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.